Türkiye'de de ölümcül etkisi süren salgında ilk vakanın görüldüğü günden bugüne tam bir yıl geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Mart 2020'de ilk vakayı duyurmuştu. Türkiye'de virüs kaynaklı ilk ölüm de 17 Mart'ta maalesef gerçekleşti. İşte bir yılda yaşanan önemli koronavirüs olaylarını şimdi sizlere aktaracağız. Ay ay neler yaşandı bugüne gelene dek. Mart 2020 tarihinde 11 Mart'ta ilk COVID-19 vakası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı ve 17 Mart'ta maalesef ilk can kaybı yaşandı. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma sınırlandırılması getirildi Mart 2020 tarihinde. Nisan ayına geçtiğimizde 20 yaş altındakilere sokağa çıkma kısıtlaması getirildi değerli izleyenler ve dinleyenler. Ve Türkiye'de plazma tedavisi uygulanan ilk COVID-19 hastası da iyileşmiş oldu Nisan ayında. Ve bu haber de umut verici bir haber olarak bizler tarafından sizlere aktarıldı Nisan 2020 tarihinde. Hemen geçelim Mayıs'a. Mayıs 2020'de şehirler arası toplu ulaşım araçlarında hayat eve sığar zorunluluğu getirildi. Hayat eve sığar uygulaması telefonlarımızda, o yeşil kutucuk telefonlarımızda yerini bulmuştu. Ve şehir arası toplu ulaşımda da hayat eve sığar sorgulaması gerçekleşti Mayıs ayında. Haziran'a geldiğimizde yavaş yavaş aslında normalleşmeye başladığımız tarihti 1 Haziran 2020 tarihi. Seyahat kısıtlaması kaldırıldı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavla yükseköğretim kurumları sınavı gerçekleştirildi Haziran ayında. Kamu personeli normal mesaisine geri döndü Haziran itibariyle. Devam edelim. Temmuz ayında neler yaşandı? Temmuz ve Ağustos aylarına da bakacağız. Ağustos ayına bakalım hemen sizlerle birlikte. Kamu kurum ve kuruluşlarında dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışmaya tekrar izin verildi. Eylül 2020 tarihinde ise tüm alanlarda maske takmak zorunlu hale geldi. 1 Haziran'da başlayan normalleşmeyle aslında iyi gidiyor gibi gözükürken Eylül ayı başlarında yeniden vakaların artmasıyla, yavaş yavaş artmaya başlamasıyla bazı sınırlandırmalar yine getirilmişti. Koronavak aşısının faz 3 çalışması Türkiye'de Eylül ayında başladı. Hazırlık sınıfı ve ilkokul 1. sınıflar haftanın 2 günü yüz yüze eğitime de başlamış oldu yine Eylül ayında. Ekim ayına geldiğimizde 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflar haftanın 2 günü yüz yüze eğitime başladı. Diğer günlerde uzaktan eğitim yine sürüyordu. Pfizer ve BioNTech firmalarının geliştirdiği aşılar gönüllülerde denenmeye başlandı Ekim ayı itibariyle. Kasım ayına geldiğimizde ilk mutasyonlu virüs görüldü Türkiye'de. Hafta içi 21 ila 5 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma 21'den pazartesi 5'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Cenaze namazları ve nikahlara 30 kişi sınırı getirildi. Alışveriş merkezlerinde girişte HES koduyla geçilmesi kararlarında yine alınmış oldu. Devam edelim arkadaşlar. Aralık ayında neler yaşandı? Koronavak aşısının 3 milyon dozluk ilk partisi Ankara'ya geldi ve maalesef 225 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini, pandemi sürecinde 225 sağlık çalışanımızın hayatını kaybettiğini öğrendik Aralık ayında. Ocak 2021, İngiltere kökenli mutasyonun Türkiye'de 15 kişide görüldüğü açıklandı. Yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 13 Ocak'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Ocak'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Koca ise 13 Ocak'ta koronavak aşısını oldu. Şubat ayına geldiğimizde 65 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına başlandı. Yüz yüze eğitime geçiş kapsamında köy okulları ve anaokulları açılmış oldu. Mart ayına geldiğimizde işte şu zamanlarda neler yaşanıyor? Yerinde karar dönemi başladı geride bıraktığımız haftada ve illerde risk değerlendirme kriterlerine göre kısıtlamalar da esnetildi. Okul öncesi ilkokul 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime geçildi. Düşük ve orta riskli illerde 65 yaş ve üzeriyle 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Restoran ve kafeteryalar belli saatler arasında
açıldı. İşten çıkarma yasağı 17 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldı ve Çin aşısının birinci ve ikinci dozunu olanların sayısı 10 milyonu geçti bugün itibariyle değerli izleyenler ve dinleyenler. İşte koronavirüs pandemisinde tam bir yılı geride bıraktık. Tam toparladık derken bir kez daha pandemi vurdu. Ama şu dönemlerde eğer tedbirlere uyum tüm hızıyla devam ederse bu işin üstesinden geleceğimizin kanıtı haberleri veriyoruz. Vaka sayılarında elbette artışlar yaşanıyor. Bunlara da elimizden geldiğince o tedbirlere uyarak dikkat etmemiz, önüne geçmemiz gerekiyor bu vaka sayılarının artmasını. Şimdi geçen haftaki vaka haritasında kırmızı olmayan illerde de maalesef vaka artışları yaşanınca kısıtlamaların geri dönebileceği endişesi de gündeme geldi. Uzmanlar 15 Mart'taki vaka sayılarının haritayı yeniden şekillendireceğine dikkat çekiyorlar. Artış olursa yeniden çok ciddi kısıtlamalarla karşılaşabiliriz. Şimdi Ankara'ya gidelim. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu bizi bekleyen isim. Bu konuyla ilgili ayrıntıları Mert senden dinleyelim. Pelinç Hanım, birçok noktada aslında haritanın rengi değişecek gibi görülüyor. Önümüzde yine bazı süreçler var. Bir 5 günlük bir süreç var. Bu süreçte de tabii ki değerlendirme yapılacak ve 100 bin kişi de illere göre vaka sayıları belirlenecek. Kısa bir süre önce ifade ettiğiniz Barko üzerinden Kasım ayından itibaren mutant virüs görülmeye başlanmıştı. Bununla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yapmış olduğu açıklamada 76 ilimizde görüldü demişti. İşte bu illerde yine bu tablo içerisindeki renkler değişecek. Şu an itibariyle ilk ortaya çıkan renk haritası bu yöndeydi. Bu renk haritasında temenni ederdik ki kırmızılar turuncuya, sarılar ya da maviye dönsün, ancak tam tersi görünüyor şu an itibariyle. Örneğin İstanbul bunlardan bir tanesi. İstanbul'da bilindiği üzere bir önceki hafta 100 bin kişide düşen vaka sayısı 89.9'du. Ancak 111'e yükselmiş durumda. 111'de bize neyi işaret ediyor? Çok yüksek koronavirüs riski 100 binin üzerinde vaka sayısı görülen iller diye geçmekte. Yani İstanbul'un rengi kırmızıya dönecek. Mesela bunlardan bir diğeri başkent Ankara. Başkent Ankara'da da 39 civarlarındaydı 100 bin kişide görülen vaka sayısı. Ancak bu eski haritada bu sarı. 4 gün sonra bu harita güncellenecek. İşte güncellendiğinde orası da yine turuncuya kayacak. Özellikle Karadeniz bölgesi zaten hiç renk değiştirmeyen, halen daha kırmızı bir şekilde yoluna maalesef devam eden noktaların başında gelmekteydi. Samsun, Sinop, Giresun, Ordu, Trabzon bu hususta yine kırmızıyla devam edecek. İç Anadolu bölgesinde yine başka illerin de bu hususta önümüzdeki 4 günlük süreç de önemli. Tabii ki o 4 günlük süreçte neler olacak hep birlikte görmekteyiz. Tabii ki mavi iller var. Mavi iller içerisinde, mavi renkte bulunan iller içerisinde en istikrarlısı Uşak. Bunu ifade edelim. Orada 2 haftalık periyotta da vaka sayılarında herhangi bir değişiklik olmadı, ancak Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesindeki mavi renkteki illerin de sarıya kayması muhtemel. Çünkü geride bırakmış olduğumuz verilerde özellikle nüfus ve hareketliğin az olduğu Şırnak ve Hakkari'de dahi bir ya da iki kişi artmış durumdaydı. Yani 100 bin kişi de 3'tü, 2'ydi. Ancak bunların 5 ve 6 seviyelerine geldiğini görmekteyiz. Daha fazla yoğunluğun olmuş olduğu noktalarda ise bu sayıların da artması muhtemel. İşte 4 günlük bir süreç var. Bu süreçte 100 bin kişide hangi yerde ne kadar vaka görüldü, bu güncellenecek. Ancak şu an itibariyle vatandaşlara büyük görevler düşüyor. Vatandaşlar tedbirlere sıkı sıkıya uymazsa bu haritada belki de maalesef hiç mavi ya da sarı görmeyeceğiz. Çünkü önümüzdeki haritada büyük bir çoğunluk turuncu olacak. Bunu da ifade edelim ve sözü yeniden size bırakalım.